Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Orhan Karaşahin. Sadık Bey'in yanındayız şu anda. Sizlere ilginç bir fikir göstereceğiz. Buzdolabından ana kucağı yapmış. Eski buzdolaplarından ana kucağı nasıl yapılır? Hem göstereceğiz hem de nasıl yapıldığını kendisinden dinleyeceğiz. Önce civcivlerimizi gösterelim, arkasından da anlatmaya başlayalım. Bakın bu görmüş olduğunuz eski bir buzdolabı. Eski buzdolabını nasıl yaptık şimdi? Bize bir tarif edin bakalım. Nasıl yaptık şimdi buzdolabından ana kucağı? Bir adet fan. Fan. Bir adet ısıtıcı. Bu ısıtıcı nasıl bir ısıtıcı? Neyle yaptınız? Fırın tepsisi. Fırın tepsisi, tamam. Evet, içindeki ısıtıcı tost makinesinin. Rezistans var. Rezistansı, burada tamam. Burada rezistans var. Isıtıcı dereceyi ölçer. Tamam. Şu an çalışmaya başladı. Evet, çalıştı. Evet. Ses geldi. Çalışmaya başladı. Eğer ki ısıyı bulduğu anda stop eder. Otomatik yanar. Işık yanar. Evet. Işık hem aydınlatma için hem de aydınlatma. Tamam. Isıyı bu veriyor, burası veriyor. Evet. Aydınlatmayı o yapıyor. Burada bir fan var. Evet. Isıyı bu tarafa evet. doğru üflüyor. Üflüyor. Anladım. İçerinin ısısını her tarafını eşit sağlıyor. Bakın fan da burada gözüküyor. Evet. Bu fanı, ne fanı, yani nerede buldunuz ya da bir yerde? Buzdolabı, tamam. Küçük bir fan, oradan ısı içeriye doğru aktarılıyor. Bakın orada da küçük hayvancıklar, bunlar bu arada arkadaşlar yeni çıkmışlar, 1-2 saatlik civcivler. Evet, daha yeni çıktı bunlar. Evet. Karışık, köy civcivi, işte rır var, saso var, şu siyah olanlar neydi? Astrolog onlar. Astrolog var. Evet. Yerde nasıl bir şimdi? Burası zemin malzemesi olarak ne kullanıyorsunuz? Buraya ben tel yapmıştım. Evet. Yani pisliği altına gitsin diye. Böyle bir tel yapmıştım. Bakın bu teli buraya evet. zemine ama koyuyor. Koku yaptı. Ha, koku yaptı. Koku yaptı. Ben de kaldırdım. Tamam. Direkt o zaman toprak mı toprak yaptınız? Koydum. Toprak. Kirlendikçe toprağı değiştiriyorsunuz. Aynen. Öyle mi? Tamam. Mantıklı. Mantıklı, gayet güzel. Olur. Koku yani içerisinde alt tarafa pislik birikince ister istemez aynen, onun bir kokusu oluyordur, ama, değil mi? Yani 2 gün evet. temizliyoruz. Evet. Aynı kokuyu yapıyor ama toprak tabii. Toprakta tabii. Evet. Yani. Çekiyor ve bir süre sonra kirlenince tamamen evet. değiştiriyorsunuz. Yani evet, evet, doğru. Yani. Peki şurada bir sanki burada bir işlemler yapılmış gibi. Bu burada nedir? İşte, burayı temizlemek için buraya karton salmıştık biz altına evet, diye. Evet. O iş olmayınca kapattık. Olmayınca orayı komple evet. kapattınız. Direkt toprakla evet. devam ediyorsunuz. Evet. Tamam. Bunlar, bu bizim yokluğumuzda oldu. Helva çanağı bu. Bildiğin helva evet, evet. Burada. Yani bunu sigorta kutusu olarak sigorta kutusu. Görebiliriz yani. Tamam. Termostatımızı burada. Termostat. Bunu ayarladık. Bu kapak normalde kapalı mı oluyor? Nasıl yapıyorsunuz kışın, şimdi? Soğuk havalarda bu kapalı. Kışın oluyor. Şimdi evet. sıcak olduğu için evet. yaz mevsimindeyiz. Açık tutuyorsunuz ama kışın ne yapıyorsunuz? Ha, buradan hem bir ışıklandırma, havalandırma. Evet. Şurada delikler var. Onlar nedir? O hava buradan pis havasını anladım. Yukarıya, dışarıya evet. versin düşüncesiyle. Tamam. Burada da yine başka buzdolapları var. Aynısı var yine. Tabii. Bakın aynı sistem, aynı. Isıtıcı, fan, evet. ışık, evet. Zemini, evet şu anda boşta. Boşta. Yine böyle bir evet yine termostat. Aynı, derecesi derece var gene aynı içinde buradan bakalım. İçeride ısıyı ve nemi de gösteriyor mu? Isıyı da nemi de gösterir. Isı ve nemi evet. gösterir. Evet. Aynen. Çok yine, güzel. Biraz teknolojiyi geliştirdik burada. Elektrik. Evet. Çok güzel olmuş. Aldık, o gayet güzel evet. olmuş. İşte, burada da bakın bir başka bir buzdolabı şöyle gösterelim. Bu arada buzdolabın o motor kısımlarını falan komple attınız evet, değil mi? Evet. Sadece şu dış aksamı evet. buraya bir ısıtıcı, fan, yine evet. ışık. Evet. Burada da bir bölme yapılmış. Bölme yaptık burada. Bakın burada yani. Yeni çıkan civcivler yem ve suyla evet. hadi bakalım. Çocuklar hayata merhaba dediniz bugün herhalde değil mi? Bunlar bugün çıktılar. Evet. Hayatta başarılar dileriz. Bunlar bir arkadaşım. Evet, uzun ömürlü olsun inşallah. Getirdi. Çok güzel. Yumurtasını kendi getirdi arkadaşım. İşte
gösteriyor. Anladım. Kendi hayvanının ırkı yani. Bunu kaç seneden beri bu buzdolaplarını kullanıyorsunuz? 3 yıl mı dediniz? 3 yıl. Ha, o zaman hatırlıyor musunuz? Şu 20 liraydı. Mesela şu rezidans 20 lira. Zaten buna para vermedik. Evet. Buna para vermedik. Tamam. Fan varmıştır para verdiğiniz be. Fan 80 TL'ydi o zaman. 80 lira. Evet. Işık var çok fazla. Evet. Peki bu şeyi buzdolabını eskiciden mi alıyorsunuz ya da ikinci el malzemeciden falan mı alıyorsunuz? Hurdacıdan aldık. Hurdacıdan evet. 100 TL vermiştik. 100 lira. Evet. Bir tane aldık. Tamam. Yani o zaman şöyle kaba bir hesapla 2020 yılı itibariyle tabii ki bu fiyatlar ama evet, evet. O zaman herhalde 250 liraya falan, değil mi? Çıkarmıştık yani. Evet. Şimdi olsa taş yatlasın 1250 olsun yani. 1000 liraya geçmez. Geçmezdir değil mi? Yani 1000 liraya gayet yani güzel bir... Kompresine, evet. Sigorta kutusu olsun, restans olsun, ısıtıcı olsun, fan olsun 1000 lirayı... Geçmezdir değil mi? Evet. Bakın arkadaşlar, yani böyle binlerce lira para vererek işte ana kucağı diye tabir edilen o civciv büyütme kafesi almak yerine eski buzdolaplarını, zaten bunlar hurdalık, atılacak yani. Bir şekilde atılacak. Yok, hurdacı buna değil para vermiyor aslında. Bunu almıyor hurdacı. Değil mi? Evet. Hurdacı bunun motoruna para veriyor. He, motoruna. Motorunu çıkarttı. Bu zaten çöp oluyor yani. Değil mi? Böyle müşteri bulursa bizim evet. Satıyor. Yani herkeste var aslında buzdolabı ama. Doğru. Burada buzdolabını bana ver dedin miydi? Doğru. Olmuyor. En iyisi git buradan al dedin. Evet. Gayet yani. Güzel bir düşünce. Bakın buzdolabından eski buzdolapları. Biz de biliyorsunuz eski çamaşır makinesini civciv çıkım yeri ya da işte gurk yatırma yeri olarak kullanmıştık. İçerisinin işte kazanını, motorunu falan çıkartarak. Bakın bu arkadaşımız da yine motorunu vesaire çıkarttıktan sonra eski buzdolaplarını civciv büyütme kafesi olarak kullanıyor. Gayet de başarılı bir fikir. Size de tavsiye ederiz. Eğer ki siz bu işi hobi veya ticari maksatla yapıyorsanız böyle bir donanıma ihtiyacınız var. Bakın Sadık Bey'in makineleri var. Ticari değil. Ticari değil. Genelde evet, tedarikçi. Tedarik yapıyoruz. Evet. Yani bir yerden alıp bir yere işte değil mi çıkartıp evet. 15 tane cildi veriyoruz. O şekilde. Yani gene de burası bir çok büyük bir evet, şey evet. O hobi aslında. Hobi yani aslında kendi ihtiyacınız için aynen. Başladınız sonradan aynen. İşte eşe dosta aynen. Yardım aynen. Etmek için falan aynen. Değil mi? Cimuka marka makinalarınız var. Bu kaçlık şimdi? Bu 500'lük. 500'lük şöyle hafiften evet, bir açı verip bir içine bakalım. Bakın evet. Arkadaşlar. Kuluçkalık. Bu 500'lük bir cimuka. Yumurtalar. Full doludur. Full dolu. Evet. Şimdi bunda gelişim yapıyorum. Bu çıkım da yapıyor bu. Evet. Gelişim de yapıyorum. Tamam. Bunda. Kapatalım şey yapmasın. Evet. Soğumasın içerisi. Gelişim yaptım mıydı? Bu açtım. Oradan buraya alıyorsunuz. Buraya burada da çıkım. Burada değil mi? Burada da 3 gün çıkımla. Çıkım. Buraya, ondan sonra buraya da gelip bırakıyorsunuz. Evet. Gayet güzel. Bu özellikle ben şuna merak etmiştim, merak salmıştım. Acaba hani ben de böyle bir şey yapabilir miyim falan diye düşünürseniz arkadaşlar ki ben de düşünebilirim yani. Eski bir buzdolabını alıp hemen böyle bir küçük düzenekle bir işte basit ısıtıcı, fan, şuraya bir termostat, oraya bir ışık. Yani çok kolaylıkla yapılabilecek şeyler bunlar. Bunun hepsini hurdacılarda bulabilirsiniz. Değil mi? Hepsi vardır. Değil mi? Fırında, bak fırın adam hurda atıyor. Evet. Atıyor hurdaya gidiyor. Fırın rezistansı. Çok güzel. Soba bildiğin bizim evet. Dediğimiz. Evet 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 doğru. Sobanın tepsisi. Tepsi. Evet bulabilirsin hurdacıda. Her şey bulunur ya. Profilleri var zaten bulursun. Evet. Elma kutusunu zaten. Evet yani. Doğru. Kapağına camı siz kendiniz evet, mi yaptınız? Evet evet. Burayı kestiniz. Üzerine de cam, evet. Ha, yani cam yapıştırdınız. Bu da beleş. Tamam öyle. Bu da beleş. O da beleş. Bizim pencereler. Ha, evet. Evet. Eski pencereler. Eski pencereler. Gayet güzel bir fikir. Size de tavsiye ederiz. Arkadaşlar konumuz buzdolabından çıkım kafesi veya işte civciv büyütme kafesi yapmaydı. Bunu size tavsiye ediyoruz. Az bir malzeme ile eski kullanılmış malzemelerle civcivlerinizi sağlıklı bir şekilde büyütebilirsiniz.
Evet sevgili arkadaşlar, bu parlak fikrin sahibi Sadık Bey'e teşekkür ediyoruz. Hem bizleri ağırladı, kendi yerinde çekim yaptık. Civcivlerini, makinalarını gördük. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Sayfamızı beğenmeyi ve sayfamızı takip etmeyi unutmayın.